İçerik değiştirirken biz ne yapıyoruz? Önce sinyalimizi veriyoruz, sonra aynamızı kontrol ediyoruz ve sonra şerit değiştiriyoruz. Bunları bir sıraya göre yapmamız lazım. Ama bazı arkadaşlar bunları aynı anda yapıyorlar. Yani sağa geç dediğimde sağ sinyali vermesiyle birlikte sağa bakıp aynı anda direksiyonu sağa çeviriyor. Şimdi üçünü birden yine kontrol alt delet gibi yaparsak bu bir kontrolsüzlük doğuruyor. Peki nasıl yapmam gerekiyor? Ben önce yolda gidiyorken sağ sinyalimi veriyorum. Sağımı kontrol ediyorum, dönüyorum, kontrol edip dönüyorum. Müsaitse direksiyonumu azıcık çeviriyorum. Kademeli bir şekilde geçiyorum. Neden direksiyonu birden çevirmiyorum? Çünkü kör noktada bir motosiklet, bir martı, bir bisiklet olabilir. Sağ için anlatıyorum. Soldan daha da riskli. Hızlı gelen araçlar var çünkü. O nedenle buna çok dikkat. Şerit kaydırma hataları nereden kaynaklanıyor hocam? Özellikle bir tanesi sinyal verme ile ilgili. Öğrencilerimiz direksiyonu iki eliyle tutuyor tabii ki. Şimdi burada şerit değiştireceği zaman önce sinyal verirken nasıl vermeliyiz doğrusunu gösteriyorum. Şimdi bakın sinyali verdim. Bunu verirken direksiyonu olabildiğince oynatmamaya çalışıyorum. Sağ sinyal verirken, indirirken nasıl kolayınıza geliyorsa buradan direksiyonu oynatmadan veriyorsunuz. Ama şimdi bazı öğrencilerimiz direksiyonu oynatarak bu şekilde veriyor. Şeridi değiştirirken direksiyonu da böyle oynatıyor. Bakın böyle oynadığı zaman sizin bu direksiyonun her bu şekilde hareketi arabanın şeritte bir sola böyle bir sağa. Bu şekilde bir kaymaya neden oluyor. Arabanın böyle sağa sola kaymaması için ne yapmalıymışız? Sinyal verirken direksiyonu oynatmamalıyız. Arkadaki sürücüyü şaşırtmamalıyız. Hocam ben şeritte tutmakta zorlanıyorum. Bana bir yöntem söyler misiniz derseniz mesela bir tanesi direksiyonu çizgilerde ortalamaktır. Şu gördüğünüz griyi yoldaki beyaz çizgilerden kabul edelim. Bunda şu anda ben direksiyonumu şu sağ kenarıyla sol kenarını bakın ortalıyorum. Böylelikle yolda tutmayı sağlıyorum ama şöyle görürsem ben bakın bu taraftan geniş o taraftan taşmaya neden olur. Bu taraftan da görürsem yine öyle bir taşmaya neden olur. Ama direksiyonu ortalamak sizi şeritte tutmanızı sağlar. Bazı öğrencilerin bu kolayına geliyorken bazıları için daha farklı yöntemler var. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar ama şeritte tutun. Şerit kayarsa hayatınız kayar diye bir söz var. Altı çizilmesi lazım. Diğer şerit kaydırma sebebi ise vites atarken oluyor. Peki nasıl oluyor? Öğrenci vites atmaya yoğunlaştığında özellikle bir vitese dikkatini veriyor. Ama halbuki biz yolda gidiyoruz. Burada önceliğimiz direksiyonda ve arabayı şeritte tutmak olmalı. Eğer ben şeritte tutmazsam, vites atsam da zaten bambaşka bir noktaya gidecek araba. O yüzden benim önceliğim ilk önce arabayı şeritte tutmak. Vites atacaksam da, debriyaja basacaksam da ben burada direksiyonu unutmadan yapmalıyım. Öncelikle aracımı şeritte tuttuğumdan emin olacağım. Odağımı buradan kaybetmeden debriyaja basıp vitese atma işlemlerini gerçekleştireceğim. Ve tekrar bu işlemler bittiğinde sağ elim direksiyona döndüğünde o ana kadar benim aracımı sol elimle şeritte tutabiliyor olmam lazım. İşte bunun için de sol elimi sürüşte geliştirmem lazım. Şimdi ikinci sebep ise şu. Araba kullanırken direksiyonu yönetme görevi sol elin görevi arkadaşlar. Yani burada ben her şeyi sağ elimle yaparsam, yani direksiyonu sağ elimle kullandım, vitesi sağ elimle attım, tekrar direksiyona geçmeye çalışıyor sağ el. Sol el o zaman gayri faal. Olmaz. Burada zihnimizi bir ikiye bölme işlemi yapacağız. Burada sol elle arabayı süreceğiz. Sağ el destekçi el. Sağ el gerektiğinde vitese gidiyor, gerektiğinde sinyal koluna, silecek koluna gidiyor. Yani sağ elin asıl görevi direksiyonu yönetmek değil. Tabii ki iki elle süreceğiz. Ama burada sağ el vitese gittiğinde, sol eli direksiyonda yalnız bıraktığında o sol elin aracı şeritte tutması gerekiyor. Bu yüzden de tek elle sürün demiyorum. Ama sol elle sürme noktasında, hakim olma noktasında çalışma yapmalısınız ki şeritte aracınız kaymasın. Şerit değişimlerinde yapılan diğer hata ise genellikle aynaya bakışlardaki hatalar. Şimdi şerit değiştireceğiz. Yapılması gereken ayna bakışını gösteriyorum. Sinyalimi verdim hemen bakıp dönüp yapmam gerekiyor. Burada her baktıktan sonra önümdeki şeride dönmeliyim.
Bu önümdeki şeridi asla kaydırmamalıyım. Bu çok önemli arkadaşlar. Kendi şeridinizi şerit değiştireceğim diye kaydırırsanız o zaman diğer sürücüleri şaşırtırsınız. Sizi şerit kayınca zanneder ki şerit değiştiriyor, boşalttığınız şeride girmeye çalışabilir. Yani burada siz yanıltmamanız gerekiyor. Burada ben şeridimi nasıl koruyacağım işte? Hemen bakıp dönüp yaparak. Bazı arkadaşlar şu şekilde yapıyorlar. Yani yavaşça bakıyorlar, yavaşça önüne dönüyorlar yeni öğrendikleri için. Ama bu süre içerisinde 2-3 saniye geçtiği için araba şeritten tak 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 kaymaya başlıyor. İşte bu da büyük sıkıntılara neden oluyor. Hemen bakıp dönmeye alışmalıyız. İsterseniz kendi aracınızla, isterseniz kurs araçlarımızla eğitimlerimiz devam ediyor. Lütfen bize DM'den değil telefonla ulaşın. Sizin ihtiyacınızı doğru tespit edelim. Size gerçekten faydalı olabilecek miyiz bir bakalım. Zamanınız çok kıymetli bizim için ve en kısa sürede sizi hedefinize ulaştıralım. Biz olmadan da araba sürebileceğiniz teknikleri size refleks olarak kazandırabilelim. Amacımız tamamen bu. Sadece bizleyken değil, bizden sonra da ömür boyu bu bilgilerle gidin istiyoruz. YouTube eğitimlerimizle de amacımız bu. Eğer videoları siz faydalı buluyorsanız bir de derste neler yapacağımızı isterseniz gelin birlikte görelim. Arkadaşlar bir konuda desteğinizi bekliyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız YouTube'u açın, Sinan Çolak ile direksiyon yazın ve abone ol düğmesine tıklayın. Yeni videolarımızı da takip etmeyi, beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayalım. Bize desteğinizi göstermek istiyorsanız bunları ve videolarımızı çevrenizde paylaşmanızı bekliyoruz.